Ramazan'ın hatırlattığı çok şey var ama ilk hatırladığım şey Kadir Gecesi. Rahmetli annem beni Kadir Gecesi doğurmuş. Sahura kalktık, mevsim kıştı. Sofrada üç şey vardı, çörek, iki bardak ılık su. Sonra annem çırkınından iki tane kesme şeker çıkardı. Dedi ki, yavrum siz çöreğinizi şerbetle yiyin. Şimdi yaptığımız iftarlar, sahurlar bolluk içinde. Yani herkesin varlık içinde olmadığını, komşusu açken tok yatan bizden değildir. Ramazan'ın Ramazan'da kalmaması gerekir. 12 ayın Ramazan bilinciyle yaşanması gerekir. Herkes için bir Ramazan, herkes için bir rahmet, bereket iklimi. İyilerin ve iyiliklerin çoğaldığı, kötülerin ve kötülüklerin azaldığı bir mevsim. Bilmedim çocukluğu, bebekliği tatmadım. Taş topraktı beşiğim, yanım verip yatmadım. Ne uçurtma uçurdum rüzgarlı havalarda, ne koşturdum gönlümce yemyeşil ovalarda. Doğduğum günden beri doruğa emekledim. Başım göğe kaldırıp şafakları bekledim. Aslında biz çocukluğumuzu yaşayamadan yetişkin olmak zorunda kaldık. Fakir bir ailenin 5 çocuğunun ikincisiydim. Efendim, kırsal kesimde, köyde dünyaya geldik, ilkokulu okuduk. Babam gurbetteydi. Annem hem kadın hem erkek işlerine koşturan, ailenin yükünü taşıyan bir hanımefendi durumundaydı. 5 çocuğun içinde kız yoktu. Ev işlerine ben yardım ediyordum. Ara sıra elini dizine vurarak, ah keşke sen kız olaydın diye hayıflanırdı. Çünkü kardeşler içinde ona en çok yardımcı olan bendim. Dolayısıyla öyle bir köy ve çocukluk hayatımız oldu ve Ramazan'ın hatırlattığı çok şey var ama benim şahsen ilk hatırladığım şey Kadir Gecesi. Çünkü Kadir Gecesi'nin özel, güzel hatıraları var. Benim hayatımda, zihnimde, gönlümde iz bırakan hatıralar. Bunlardan biri, rahmetli annem beni Kadir Gecesi doğurmuş. Zaman zaman ballandıra anlatırdı. İşte kişiler teravihten geldiler. Yani erkekler teravihten geldiler. Ondan sonra sancıların başladı. Sabah namazına yakın da işte sahur saatlerinde filan doğum oldu diye anlatırdı. Bir yandan Kadir Gecesi doğmuş olmak bana ayrı bir haz verdi. Kendimi iyi hissettirdi. Daha sonraları bunu pekiştiren bir şey oldu. Rahmetli kayınvalide Salih Hanım'la düğünümüz sırasında gelini aldık, veda ediyoruz. Vedalaşırken derinden bir söyleyişle tabiri caizse, oğlum anan seni Kadir Gecesi doğurmuş dedi. Yani iyi kıza düştün, şansın varmış anlamında. Ben de hevallah anam beni Kadir Gecesi doğurmuş diye teyit ettim ve şükrettim. Şimdi dönüp geriye doğru baktığımda gerçekten Allah'ın lütfudur, ikramıdır ama herhalde Kadir Gecesi doğmuş olmak işe yaramış. Halk tabiriyle Kadir Gecesi doğmuş kadar şanslı olduğum, şükredeceğim, hamd edeceğim şeyler yaşadım. İkinci bir hatıra, biraz acı bir hatıra. Yoksul bir aileydik. Her zaman bol bol yiyecek, içecek bulamıyorduk. Bir gece annem, abim de rahmetli oldu, annem de ve ben, üçümüz sahura kalktık. Aslında abim de, ben de henüz mükellef çağda değiliz ama çocuk yaşta oruca başladığımız için sahura kalktık. Mevsim kıştı. Sofrada üç şey vardı. Bir çörek. Yani buğday unundan, hamurundan, annemin kendi elleriyle yaptığı çörek. İki, bir bardak turşu suyu. Üç, iki bardak ılık su.
Önce anlayamadım ne olduğunu. Sonra annem çıkınından iki tane kesme şeker çıkardı. Birini abime, birini bana verdi. Dedi ki, yavrum siz çöreğinizi şerbetle yiyin. Yani biz o ılık sulara birer kesme şekeri atıp tatlandıracağız. Çöreğimizi onunla yiyeceğiz. Kendisi ise çöreğe turşu suyunu katık yaptı. Oysa turşu suyu tuzludur. Daha çok su içme ihtiyacı hissettirir. Ama kendisi için de bir şeker kullanarak şerbet yapmayı göze alamadı. Ya da üçüncü şeker yoktu ki iki şekeri iki oğluna paylaştırdı. Biz tatlandırılmış ılık suyla, o da turşu suyuyla çöreğimizi yedik. Şimdi yaptığımız iftarlar, sahurlar onlarla kıyaslanamayacak kadar bolluk içinde, hatta bolluğun da ötesine geçip israf edecek hale geldik, geliyoruz. Çocukluk dönemimizde bizde iz bırakan bir başka Ramazan hatırası. Rahmetli babam İstanbul'da bir okulda gece bekçiliği yapıyordu. Orada yatılı kalıyordu. Yazdan yaza resmi izni kadar o köye gelip dönüyordu. Ama bir adeti vardı. Her Ramazan öncesinde İstanbul'dan köye bir Ramazan kolisi gönderiyordu. Normal zamanlarda alamadığımız, bulamadığımız, yiyemediğimiz işte helva gibi, zeytin gibi, reçel gibi şeylerden, işte çay, şeker gibi bir paket yapıp gönderiyordu. Ve biz daha Ramazan'ın başında o paketi açarken bayram yapıyorduk. Çocukluk arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız, tekrar ettiğimiz bir Ramazan eğlencesi vardı. Ona karaca oyunu diyorduk. Kapı kapı dolaşıyorduk, komşuların kapılarını çalıyorduk. Ailenin özel durumuna uygun espriler, nükteler, fıkralar geliştirip anlatıyorduk. Onlar da güle oynaya dinliyorlardı. Yani bir nevi işte Karagöz, Hacivat orta oyunu benzeri bir gösteri yapıyorduk o evin ahalisine. Sonra çıkarken bize güçleri, imkanları nispetinde özel bir takım hediyeler veriyorlardı. Sonra biz mahallenin çocukları o hediyeleri bir işte iftar birlikte yiyip içerek eğleniyorduk. Özel bir program düzenliyorduk. Karaca oyununun hasılatını yiyip içip paylaşıyor, eğleniyorduk. İlkokuldan sonra okumak için köyde ortaokul yoktu. Kasaba yürüme 15 kilometre mesafedeydi, ulaşım imkanı yoktu. O yüzden okuma imkanımız ve ihtimalimiz sıfırdı. Fakat buna rağmen herhalde ilkokul öğretmenimin etkisiyle, işte ilkokuldan sonra okuyacak kim var diye sorunca sadece ben elimi kaldırıyordum. Ne olacaksın diye soruyordu, öğretmen diyordum. Çünkü tanıdığım, bildiğim en büyük insan öğretmenimdi. Çocukluğumuzda da, gençliğimizde de Ramazan deyince böyle tatlı bir duyguya, düşünceye vesile olan şeylerden biri de, herkesin bildiği bir şey, Ramazan davulcuları ve onların maniler söyleyerek sokakları dolaşmaları, sonra bayram öncesi kapıları, zilleri çalıp işte ücretlerini değilse bile hediyelerini, kimin gönlünden ne koparsa almaları, kişiye özel farklı ve iz bırakan şeyler üzerinden hatırlamaya çalışıyorum. 1973 yılından itibaren İstanbullu olduk. Üniversite öğrenciliğiyle birlikte İstanbullu olduk. Dolayısıyla artık İstanbul Ramazanlarını yaşamaya başladık.
her tarafta iftar programlarına gitmeler, gelmeler o kadar yoğun oldu ki zaman zaman evimizde iftar edecek imkanımız kalmadı. Bir akşam bizim hanımla, Ali Kemal Bey var, onun eşi, aynı binada oturuyorduk, komşuyduk o zaman. Aralarında karar vermişler, birlikte yanımıza gelip dediler ki, rica etsek bir akşam da bize buyurur musunuz? Yani biz de sizi davet ediyoruz, madem hep davetlere gidiyorsunuz. O da bana yani hayır, hizmet, efendim ibadet derken bazı görevlerimizi ihmal ettiğimiz, evimize, ailemize haksızlık yaptığımız noktasında bir ciddi hatırlatma olmuştu. O yüzden onu da zaman zaman hatırlıyor ve yad ediyorum. Fakat şimdi biraz olay tersine döndü. Ben hanıma rica etsem bir akşam da bize buyurur musun demeye başladım. Herkes için bir Ramazan, herkes için bir rahmet, bereket iklimi. Çünkü iyilerin ve iyiliklerin çoğaldığı, kötülerin ve kötülüklerin azaldığı bir mevsim. Ramazan bir yönüyle infak ayı. Ama sınırı aşarsak, abartırsak, bazı şeyleri mübalağalı hale getirirsek israf ayına dönüşebiliyor. İsrafı önleme bilincini çocuklara, gençlere kazandırmanın birinci yolu, annelerin, babaların, yetişkinlerin bir şey söylemeden önce uygulayarak örnek olmaları, rol model olmalarıdır. Anadolu insanının yaygın hassasiyetlerinden birisidir. Yani bir küçücük ekmek parçası yere düşse onu alır, öper, başına kaldırır. Bu nimettir, israf edilmesin der. Hatta bizim çocukluk yıllarımızı hatırlıyorum. İşte artık bırakmama, kırıntı bırakmama, yeme, israf etmeme konusunda işte bazen sünnettir deyip teşvik ederlerdi. Bazen tabağın dibini sıyır da nişanlın güzel olsun filan gibi espriler yaparlardı. Dolayısıyla söylemekten çok yaparak, yaşayarak, göstererek örnek olmamız lazım. Çocuklara, gençlere o bilinci kazandırmamız lazım. Bir de tabii komşusu açken tok yatan bizden değildir ilkesini uygulayarak, çocuklara da uygulattırarak, yani herkesin varlık içinde olmadığını, bir umum faydalarını, gerekçelerini uygulamalı olarak anlatabilirsek çocuklar, gençler bu refleksi kazanmış olurlar. Mesela güzel bir gelenek, diş kirası geleneği. İftara davet ettikleri fakirlere, zenginler diş kirası adı altında para ya da kıymetli hediye veriyorlar. Bu geleneğin devam ettirilmesi lazım. Zimem defteri diye bir gelenek var. İşte yine varlıklı insanlar mahalle bakkallarını, alışveriş yapılan dükkanları dolaşıyorlar. Veresiye listelerine bakıyorlar, defterlerine bakıyorlar. Tanımadıkları, bilmedikleri bir insanın oradaki borcunu kapatıyorlar. Diyorlar ki işte bu defteri bana ver. Bedeli ne kadar? Şu kadar. Tamam, bu defteri çiz. Bu geleneğin devam ettirilmesi lazım. Genel anlamda var olan ama Ramazan'da daha çok yoğunlaşan mesela bir sadaka taşı geleneği varmış özellikle İstanbul'da. Hatırladığım kadarıyla ilk uygulaması Üsküdar'da başlamış. Yani imkan sahipleri götürüp o taşın kovuğuna para bırakıyorlar, ihtiyaç sahipleri alıyorlar. Bırakanlar acaba birileri alır mı, çalar mı diye endişe etmiyor. Alanlar da ihtiyaçlarından fazlasını almıyorlar. Bunları hem eğitim amaçlı hem de bu geleneği devam ettirme açısından yaşatmak lazım. Son olarak şunu ifade edeyim. Son yıllarda bazı bayram tebriklerinde, bayramlaşma programlarında
şahit olduğumuz, bizim de benimseyip tekrar ettiğimiz bir şey var. Hani bayramınız mübarek olsun diyoruz ya, bazı dostlar mübarek 11 aylarınızı tebrik ederim demeye başladılar. Bunun anlamı şudur. Yani Ramazan gelip geçmesi gereken bir süreç değil. Kalıcı hale gelmesi, Ramazan'da kazanılan hassasiyetlerin diğer aylara da taşınması, yaşanan bir olgu haline getirilmesi gereken bir ay. Bir bakıma kendimize gelmek, toparlanmak. Yani Ramazan'ın Ramazan'da kalmaması gerekir. 12 ayın Ramazan bilinciyle yaşanması gerekir. Bilumum kötülüklerden uzak durma şeklinde bir orucu devam ettirmemiz lazım. Onu ifade etmek için de işte oruç tutmayı tut beni oruç diye dillendiren dostlar var. Yani biz orucu tutarken orucun da bizi tutması ama tuttuğu yerde bırakmayıp bundan sonraki zamanlara da taşıması lazım. Allah Celle Celaluhu bu bilinçle oruç tutmayı, Ramazan'ın rahmetinden, bereketinden azami derecede istifade etmeyi nasip etsin.